Agos'un önünde toplananlar. Başak Demirtaş'ın teklif gelirse düşünürüz dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı hakkında sosyal medyada İstanbul'dan aday ol kocana kavuş paylaşımı yapan Liberal Demokrat Parti eski başkanı Cem Toker tepki topladı. Gazeteci Bahadır Özgür bunların demokratlığı da adaleti de hukuku da bu kadar işte diye konuştu. Ankara'da demlenip Kandil'den dökülen CHP gidecek. Mecliste grup toplantılarının ana gündemi yaklaşan seçimler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'yi hedef aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Bahçeli'ye milletin derdi dem değil zam diyerek cevap verdi. Allahümme ya Rabbi bi cahi nebiyyikel Mustafa. ÇEDES projesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. 10 Şubat tarihinde başlayacak olan ve ilkokulla ortaokul öğrencilerine yönelik projede değerler eğitimi verilecek. Proje kapsamında her hafta sonu ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri, lise veya üniversite öğrencileriyle bir camide buluşturulacak. Din görevlileri ilkokul öğrencilerinin ev ödevlerine yardım edecek. En son namaz kılınacak. Artı TV ekranlarından herkese merhabalar. Ana Haber'le sizlerle birlikteyiz. Siyasetin bir numaralı gündemi seçimler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de parti üzerinden CHP'ye yüklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Bahçeli'ye milletin derdi dem değil zam diyerek cevap verdi. Televizyon ekranlarından Ankara'da demlenip Kandil'den dökülen CHP gidecek, yerel yönetimlerde hasretle beklenen huzur gelecektir. Demlenmiş Cumhuriyet Halk Partisi gidecek, milli birlik ve kardeşlik güçlenecektir. Demlenmiş CHP gidecek, Türk ve Türkiye yüzyılı gerçekleşecektir. Devlet Bahçeli'ye de Erdoğan'a da sesleniyoruz. Ağzınıza bir dolamışsınız, dem dem dem. Milletin derdi dem değil, zam zam zam. Siyasetin gündemindeki en önemli başlıklardan biri seçimler. Sayılı günler kaldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimler üzerinden CHP'ye ve DEM Parti'ye yüklendi. DEM Parti ve CHP'den cevap geldi. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil altın ok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı Tunç'u eritip savuracaktır. Türkiye'nin bütün göç alan belediyelerini Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Bütün göç veren belediyelerini de Cumhur İttifakı yönetiyor. Cumhur İttifakı'nın yönettiği yerlerden kaçış, CHP'nin yönettiği yerlere koşuş var. Hepiniz kendi memleketlerinize, kendi illerinize, kendi ilçelerinize Kadıköy'ü, Karşıyaka'yı, Yeni Mahalle'yi, Çankaya'yı getirebilirsiniz. Derdimiz öyle kimin hangi belediyeyi alacağıyla ilgili değil. Kim bizimle birlikte hareket etmek istiyorsa demokratik, adil bir Türkiye'nin şifresi olan Türkiye uzlaşısına hazır olmalıdır. Bizler güçlü bir demokratik ittifakı, güçlü bir kent uzlaşısını Türkiye uzlaşısıyla taçlandıracağız. Tek çare budur. Aksi halde işte bu hileler, hurdalar, bu faşizm, bu zor karşısında yenilmeye mahkum olacağız. Liderlerin gündemindeki bir diğer konuysa ekonomiydi. Bu haritada yine Kürtlerin payına yoksulluk, açlık düşüyor. Biz kardeşiz, Kürtlere eşit davranıyoruz diyenlere bizzat bu tabloyu göstermek isterim. Bu gri ile çizilen Kürt illeridir. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kürt coğrafyasıdır. Şimdi bu tabloya bakınca gerçekten 100 yıldır ne yaşadığımızın en iyi fotoğrafı bu tablodur. Sadece diline, kimliğine, yaşamına, özgürlüklerine bir düşmanlık yok. Ekonomik olarak da aç bırakmaya, yoksul bırakmaya çalışıyorlar. En büyük problem mutfaktaki yangın, cüzdandaki yangın, ayın sonunun gelmemesi, alınan maaşların yetmemesi, hatta artık bir yerden alınan borçla eski borçların kapatılmaya çalışılıp artık döndürülemez hale gelmesi. Yurttaşlarımız kötü ekonomi yönetiminin
aldığı kararlar sonucunda her geçen gün biraz daha fakirleşiyor, biraz daha yoksullaşıyor. En büyük zorluğu da bugünlerde çokça dile getirmek zorundayız, emeklilerimiz çekiyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürtçe ile ilgili sözlerine Kürtçe yanıt verdi. Bakırhan, ana dil Kürtlerin de hakkıdır dedi. Eş Genel Başkan seçim usulsüzlüklerine değindi. İktidarı sahte seçmen üretmekle suçladı. Bakırhan, Başak Demirtaş'ın adaylığının MYK'de görüşüleceğini de açıkladı. Biz bin yıllardır bu topraklarda doğduk. Atalarımızın, dedelerimizin mezarları bu topraklarda. Türkiye'de yaşayan Kürtler, Kürt olarak yaşamak istiyoruz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürtçeyi hedef alarak söylediği sözlere Kürtçe yanıt verdi. Emzidi Bezin Gelo Erdoğan, Boyi Tırka Van Gotun Ana Dibezin, Boyi Kurdaj Van Gotun İhu Dibezin. Biz diyoruz ki Türkler için bu ana dili hak gören Erdoğan acaba Kürtler içinde bu sözlerini tekrar eder mi? Tekrar etmeye var mı? Ana dil Kürtlerin de hakkıdır. Kürtlerin hakkını yok saymak bu söylemleri boşa çıkarır. Eş Genel Başkan Türkiye'nin en büyük sorununun Kürt sorunu olduğunu belirtti. Çözümün ise PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmekle mümkün olacağının altını çizdi. Türkiye'nin en temel sorunu Kürt sorunudur ve tek çıkar yolu da çözümü dışarıda görmek değil, bir Türkiye çözümüdür, Türkiye içerisinde çözmektir. Kaybolan şeyi kaybolan topraklarda, kaybolan yerde aramaya devam edeceğiz. Eğer halen aklı selim düşünmeye meyilli bir devlet aklı, onun kırıntısı dahi kalmışsa şu çok iyi görülmelidir. İmralı kapıları her aralandığında demokratik çözüm umudu büyümüştür. Türkiye çözümde yıllardır ısrar eden Sayın Öcalan'a kulak verilmeli ve oturulup konuşulmalıdır. Bakırhan, Kürt illerinde yaşanan seçim usulsüzlüklerine ilişkin de konuştu. İktidarın sahte seçmen ürettiğini söyledi. Iğdır'da, Siirt'te, Kars'ta, Kürt coğrafyasının olduğu her ilde ve ilçede nerede bir jandarma binası varsa, nerede bir karakol varsa sahte seçmenle doldurdular. Çünkü bunların tek bir kıblesi var, o da hiledir. Bu defa atı alan Üsküdar'ı geçemeyecek. Herkes yaptığı hilenin, hurdanın hesabını verecek. Tüm il ve ilçe örgütlerimize ve vekillerimize çağrımızdır. Hayalet seçmen avcıları olarak bize düşen görev her oya sahip çıkmaktır. Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, Başak Demirtaş'ın adaylığının MYK'de görüşüleceğini söyledi. Aday başvurularımız her yerde devam ediyor. Birkaç gün sonra MYK toplantımız var. Orada bunları değerlendireceğiz.